Varyasyon onunla karşınızdayız sevgili dinleyenler. Şimdiki buradaki sorumuza şöyle bir göz attığımız takdirde isim olarak negatif paralel voltaj kaynaklı yön 2 olarak isimlendirmişiz. Negatiften kastımız diyotumuzun ucunun artı kısmı görmesi diyebiliriz. Paralellikten kastımız ise outputun voltaj diyot üzerinden alınması, voltaj kaynaklıdan kastımız burada bir voltaj kaynağı bulunması. Yön 2'den kastımız da voltaj kaynağının artısının bu tarafı, artısının eksiği, eksisinin artıyı görmesi olarak da düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu soruyu yine hızlı şekilde çözmeye çalışacak olursak eğer bu kez ne yapıyorduk hatırlayacaksanız hatırlarsanız eğer e, ilk başta neyi düşünüyorduk diyotumuzun geçirdiği tarafı e, önce düşünmeye çalışıyorduk diyotumuz hangi taraftan geçirir diye size sorduğumda bu taraftan yola çıkmış bir kaynak var ise eğer şu şekilde bu taraftan yola çıkan bir kaynağın varsa geçirmeye çalışır şunu görmezden gelseydim önüme bir voltaj kaynağı çıktı bu voltaj kaynağını görmezden gelecek olsaydım şu şekilde yoluma devam edecektim ve bu e, diyotu düstel haline getir şu şekilde yolumu tamamlayacaktım arkadaşlar. Fakat bu şekilde yolumu tamamladıktan sonra da hatta devam edelim. Düz olacaktı ve hatta neyi görecektim? Nereye odaklanmıştım diye size soru soracaktım. Siz de bana diyecektiniz işte şu an bu kısma odaklanmıştınız. Dolayısıyla bir kere buradaki ikinci, dördüncü, yani şöyle birinci taraf ikinci taraftan önce ikinci tarafa ikinci taraftan da yola çıkarken ilk ne taraftan geçtim eksi taraftan geçtim deyip dördüncü bölgeye bir şey çizeceğim dördüncü bölgeye nasıl bir şey çizeceğim diye baktığımda düz tel olacaktı 0 volt çizecektim değil mi? Çünkü düz tel olsaydı yani şu voltaj kaynağı olmasaydı düz tellikten dolayı burayı e, tüm telin üzerindeki voltajlar aynı olduğu için aynı volt eksi aynı volttan dolayı 0 volt çizecektim şu şekilde. Fakat buradaki voltaj kaynağı yine varyasyon 9'da olduğu gibi şu şekilde düşüneceğiz. Buradan yola çıkmaya çalışıyorum. Burası eksi burası artı ama bu tarafı ne? Bu tarafı artı bu tarafı eksi. Yani buna ters yönde bağlı. Eksi artı eksi artı olsaydı seri ama buradan görüyorum. Eksi artı artı eksi olduğu için bu bu tarafa doğru gitmeye çalışıyor. Bu bu tarafa doğru gitmeye çalışıyor. Bu şekilde bir ters bağlılık olduğu için de burada ne olacaktır? V in V değerine ulaşana kadar buradaki diyot açılmayacak. Dolayısıyla buradaki diyot açılmadığı takdirde de ne olmuş olacak arkadaşlar? Ben neyi göreceğim? Bu diyot açılmadığı için bu kez bu voltaj kaynağı da çalışamayacak. Bu da burası açılmadığı için demek ki açılmasını mecburen bekleyecek bu voltaj kaynağının çalışmasını görebilmek istiyorsak eğer. Peki açılmıyorsa yani nereye kadar demek istiyorum? Burada eksi taraftaki kısımda V değerine ulaşana kadar şuradaki voltajım, şuradaki voltajım bakın buraya dikkat edin buradaki voltajım şuradaki V değerine ulaşana kadar bu diyot açılmıyor. Açılmayacaktır. Peki açılmadığı takdirde bunun şu ters bağlı bir diyottan farkı kalacak mı? Bunun ters bağlı bir diyottan farkı kalacak mı şu şekilde yani? Ş şöyle bir nevi bu kez şöyle bağlı bir diyottan farkı kalacak mı? Kalmayacak. Dolayısıyla böyle bir durumda da otomatikman buraya gelen tüm voltları bir nevi topluyor diyorduk hatırlarsanız kısa yoldan çözmek için. Dolayısıyla buradaki V inim ne ise onu buraya çizeceğim. Peki bunu neyi çizeceğim? V inim ne taraftan geçiyor? İlk eksiden geçiyor. Demek ki şunu aynen şu şekilde şuraya şu şekilde çizeceğim. Aynı şey tabii ki bu dediğim volt değerinin büyüklüğü aynı şekilde tekrar küçülmeye başladı. Yer içinde geçer. Sonrasında ise yani V'nin artık buradaki V'yi geçtikten sonraki durumunda ise bu kez ne olacaktır? Bu kez şu olacaktır. Şuradaki diyotum düstel haline gelecek şu şekilde. Hatta biraz daha net görmek için şöyle düstel haline gelecek. Düstel haline geldikten sonra bu kez şuradaki voltaj kaynağım da çalışmaya başlayacak. Voltaj kaynağım devrede olduğu takdirde de bu taraftan dolayı düsteli oluşturduk. Bu taraftan dolayı da şöyle bir e, circle'ım tamamlandığı için bu kez odaklanacağım şey buradaki ve altta kimi görüyorum? Ve altta bu kez kimi göreceğim? Ve altta voltaj kaynağını görüyorum. Ama nasıl görüyorum? Eksisi artısına, artısı eksisine denk geliyor. Dolayısıyla artısı nereyi görüyorsa onun işaretiyle çiziyorum. Yani burada şöyle bir kural var. Ben şöyle demek istiyorum size. Mantığım şu. Eksi artı olduğu zaman, eksi artı olduğu zaman şu şekilde eksi artı iken buradan bir V out alıyorsak şu şekilde şunun işareti artı eksi şöyle eksi artı artısı artısını görmesi demek eksisi yani düz, aynı işaretler birbirini görüyorsa artı fakat farklı işaretler şöyle birbirini görüyorsa da hatta şöyle yapalım onu da daha net anlamanız için mesela şöyle diyelim. eksi artısını görüyorsa da bu kez tam tersi zıt yönler birbirini görüyorsa da eksi çiziyorsunuz. Bunun bir mantığı bu. Diğer mantığı ise buradaki voltaj kaynağının artısı nereye görüyor diye de yapabilirsiniz. Burada önce eksi tarafı görüyor artısı. Dolayısıyla eksi olarak çizeceğim. Ve direktman burada out, V out'ta voltaj kaynağını göreceğim şu şekilde. Dolayısıyla buraya ne çiziyorum? eksi v'yi görürüm diyorum. Eksi işaretini belirledim. Dördüncü bölgeye bu şekilde çizdim. Bu kez pozitif tarafı düşündüğümüz zaman ise bu taraftan yola çıkan bir voltaj kaynağı olursa nasıl yoluna devam eder diye şöyle gittiğimiz takdirde de tabi burada bir silelim bakalım. Burada ne vardı? Bu biraz gözükmemeye başladı. Diyotumuz nasıldı? Diyotumuz şöyleydi. Diyotumuz böyleyken otomatikman kimle karşılaşıyor? Şöyle baktığımızda otomatikman diyot geçirmediği kısımla karşılaşıyor ve ne diyorduk? Buradaki v'in olduğu gibi burada toplanır ve v altta da onu görürüm. İlk ne taraftan geçiyorum? Artı kısımda. Tabi şuraya yine çizelim. Bu tarafı düşünüyorum. Bu tarafı düşünürken ne düşünüyorum? Burada toplandığını görüyorum. Ve dolayısıyla da bunu aynen V inimi şu şekilde görüyorum arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. Tamam. Bu şekilde çizdikten sonra da bunu şu şekilde V maksimum olduğu yer V ininde şu şekilde VM olarak çizdim. İşte bu şekilde çizimimizi tamamladık arkadaşlar. Başka bir video buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.